Sevgili fizik canavarları, hepinize en güzel merhabalardan bu videoda da bir tane daha gönderiyorum. Ümit ediyorum bugün de iyisiniz, fizik dersi dinlemeye hazırsınızdır. Fizik canavarları, bu videolarımın gelişerek devam etmesini istiyorsanız aşağıda tamamen beleş ve ücretsiz olan abone ol tuşuna basmayı, videoyu beğenerek gelişmeme katkı sağlayacak olumlu yorumları bırakmayı lütfen unutmayın. Bu video serisinde ne yapıyorduk arkadaşlar? 2020 YKS için taktiksel fizik soruları çözüyorduk. Önce TYT dedik, TYT'de elektrostatiği verdik, anlattık. Şimdi elektrik akımına geldik arkadaşlar. Bugünkü videoda size elektrik akımı ve potansiyel farkla ilgili sorular çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi elektrik akımı ve potansiyel ile ilgili sorular için birinci sorudan başlayalım. Birinci soru ne diyor arkadaşlar? Şöyle diyor. Ahmet bir elektrik devresinde ampermetrenin ölçtüğü nicelikle ilgili öğretmenine aşağıdaki cevapları veriyor. Hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar ampermetre, bakın ampermetre ne ölçer? Akımı ölçer. Akım ölçen aletlere biz ne diyoruz? Ampermetre diyoruz. Biz daha önce size fiziğin doğasında, fizik bilimine girişte ne dedik? Temel büyüklükler için kısa muzla verdik. Oradaki A neydi arkadaşlar? Akım şiddetiydi. Yani amperin ölçtüğü akım şiddeti temel büyüklüktür. Skaler bir büyüklüktür. Birimi de amperdir bizim için. Her üçü de nedir arkadaşlar? Doğrudur diyoruz. Çekirdeki devre parçasında R1, R2, R3 dirençlerinden geçen akımlar sırasıyla bunlardır. Kesinlikle hangisi doğrudur? Arkadaşlar bakın bir şeye dikkat edin. I3'ün bulunduğu yer ana kol. Yani daha doğrusu K noktasından gelen bir akımınız var. Bu akım I1 ve I2 olmak üzere iki kola ayrılıyor. Daha sonra bunlar burada birleşip I3 olarak gidiyor. O halde senin burada I3 dediğin akım neye eşittir arkadaşlar? I1 ile I2'nin toplamına eşittir. O halde burada bilmemiz gereken önemli nokta nedir? I3, I1 ile I2'nin toplamına eşitse o halde I3 hem I1'den hem de I2'den nedir? Kesinlikle büyüktür. O halde 1 ve 3, I3 büyüktür diyorsa bunun hakkında bilgim yok. Peki bunun hakkında bilgi olması ne olması lazım? Bakın bu dirençleri bilmeniz lazım. Eğer R1 ile R2'yi bilirseniz direncin küçük olduğu yerden büyük akım geçer deyip oradan değer belirleyebilirsiniz. Ama şu anda kesinlik veremezsiniz. Bazı kollardan diyor akım şiddetleri çekirdek gibi olan devre parçasında AB telinden hangi yönde kaç amperlik akım geçmektedir? Arkadaşlar bakın bir şeye dikkat edin. Bu koldan gelen akım kaç amper? 2 amper. Ya şu A noktasında ne olmuş ki? Bakın burası 4 ampere çıkmış. Arkadaşlar 2 amperlik akım eğer burada 4 ampere çıkıyorsa biri buna 2 amperlik destek vermiş. Kim vermiş arkadaşlar? Bakın bu ortadaki kolda, şu kolda 2 amperlik bir akım gelmiş ve bu 2 amperle birleşip burada 4 amper olmuş. O halde AB telinden geçen akım bir yönde 2 amperdir. Cevap bizim için nedir arkadaşlar? Elbette ki doğru cevaptır diyoruz. İç direnç önemsiz diyor. Özdeş üreteçlerle kurulan bir devrede R ve 2R dirençleriyle diyor. V1 ve 2 voltmetreleri bağlanmıştı. Buna göre V1 ve 2 önemli nedir? Bakın. Şimdi voltmetre ne işe yarar? Voltmetre. Bağlı olduğu iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçer arkadaşlar. Bakın burada V2'nin bağlı olduğu uçlara dikkat edin. Bakın V2'nin bir bacağı, bakın V2'nin bacaklarından bir tanesi buraya. Bakın bacaklarından bir diğeri de buraya bağlı arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Bak buraya bağlı. Yani V2 direkt aslında burada EMK'nın kendisini okuyor. Ama V1, bakın EMK burada her iki R'yi beslerken V1 burada sadece bunu okuyor. O zaman V1'in gördüğü değer EMK bölü 2 olacaktır. O zaman EMK bölü 2 bölü EMK neyi verirse 1 bölü 2'yi verir diyoruz. Şekildeki devrede KL noktaları arasındaki diyor gerilim 12 volt olduğuna göre LM noktaları arasındaki gerilim ve üreticinin elektromotor kuvveti ne kadardır diyor. Arkadaşlar KL arasındaki gerilim 12 volt. Bak KL arasındaki gerilim 12 volt. Burada bilmeniz gereken tek bir tane bağıntı var, da vır bağıntısıdır. Vır. V eşittir I çarpı R. KL arasındaki V'niz kaç? 12. Peki KL arasındaki R'niz kaç? 4. O zaman KL arasındaki akımınız kaç olur? 3. O zaman demek ki abicim buradan gelen akımınız kaç? 3 amper. Peki buradan gelen akımınız eğer 3 amperse buradaki eşdeğer direnciniz ne kadar arkadaşlar? Eşdeğer direnciniz 6 ile 3'ün eşdeğeri. Dirençlerin bağlanması meselesini hatırlayın arkadaşlar. Paralel bağlı olanları da ne yapıyordunuz? Önce çarpıp sonra toplamına bölüyordunuz. 6 kere 3 18 bölü 6 artı 3 9. 18 bölü 9 2. Demek ki bunların yerine gelecek. Bunların yerine bakın bu gidecek. Bunun yerine gelecek şuraya. Şurada 2 gelecek. Bakın şuraya 2 gelecek. O zaman buradaki eşdeğer direnç 4 ile 2'nin eşdeğeri ne yapar? 6. 6 kere 3 18. Demek ki buradaki EMK 18 voltu gösterecekmiş size. Burası 18 volt. Başka neyi söylüyordu bize arkadaşlar? LM arasında gerilimi söylüyordu. LM arasında gerilimde arkadaşlar buradan geçen akım ne kadardı? 3 amperdi. Hatırla 3 amper bulmuştuk. 3 kere 2 kaç? 6.
O zaman LM arasında gerilim de 6'dır. LM arasında gerilim 6. Üreticinin elektromotor kuvveti 18. 6'ya 18'i veren cevap bizim için nedir arkadaşlar? Doğru cevaptır diyoruz. Şekildeki devrede diyor anahtar kapatılırsa diyor voltmetrenin gösterdiği yer ve vekilleri nasıl değişir diyor. Arkadaşlar bakın bir şeye dikkat edin. Anahtar kapatıldığında ne olur? Eğer anahtarı siz burada kapatırsanız bakın buradaki eşdeğer direnç azalır. Mesela 6 ohmluk bir direnç vardı. 3 ohmluk da burada bir direnç var diyelim. 6 iken direnç şimdi eşdeğer direnç 2 oldu. Eşdeğer direnç azaldı. Eşdeğer direnç azalınca ana kol akımı ne olur? Artar. Ana kol akımı artınca V2'nin değeri I çarpı R'den dolayı ne olur? Artar. V2 artıyorsa her ikisinin toplamı da buradaki EMK'ya eşitse o zaman burada V1'in değerinden olması lazım arkadaşlar? Azalması lazım. O halde V1 azalır V2 artar cevabı bizim için nedir? Doğru cevaptır. Cevabımız nedir arkadaşlar burada? Bursa'dır diyoruz. Çekirdeki devre anahtar kapatırsa diyor voltmetrenin ve ampermetrenin gösterdiği değer nasıl değişir diyor. Bakın aslında bir önceki sorunun bir benzeri olan bir soru arkadaşlar. Burada şunu söyleyeceğiz diyeceğiz ki anahtarı kapattık. Ne olur? Eşdeğer direnç azalır. Direnç azalınca ana kol akımı artar. Ampermetrenin gösterdiği değer artar. V'nin değeri de I çarpı R'ydi hatırla. I çarpı R'ydi burası arkadaşlar. O halde burada sen I artarsa V ne olacaktır? Artacaktır. O halde her ikisi de artar cevabı bizim için nedir arkadaşlar? Doğru cevap olacaktır diyoruz. Geldik buraya. Şekildeki devrede diyor. R direncinin gerilimini artırmak için diyor. Bakın R'nin gerilimini artıracaksın. R'nin gerilimini artırabilmek için V'nin değeri nedir? I çarpı R'dir. I çarpı R'dir. O zaman bunun gerilimini artırabilmek için ne yapman lazım? R'yi değiştiremeyeceğine göre, R'yi değiştiremeyeceğine göre buradan geçen akımı artırmalısın abiciğim. Şimdi K'yı kapatsan gelen akım ikiye ayrılacağı için R'nin akımı azalacak. Olmaz. K'yı kapatmanız hiçbir şey de yaramaz arkadaşlar. Bunu geç unut onu. L anahtarını kapatmak. Evet bu işe yarar. Niye? L'yi kapatırsanız burada eşdeğer direnç azalır. Ana kol akımı artar. O zaman gerilim artar. Doğru söylüyor. Reosta sürgüsünü ok yönde kaydırmak. Bak buraya dikkat edin şimdi. Şimdi eğer siz reosta sürgüsünü ok yönde kaydırırsanız arkadaşlar. Bakın bunun üzerinde yürüdüğü direncin miktarını ne yapmış olacaksınız arkadaşlar? Artırmış olacaksınız. Direncin miktarı artarsa ana koldan geçen akım ne olacaktır? Azalacaktır. O halde bu ifade bizim için olmayacaktır. Cevabınız burada ne olacaktır arkadaşlar? Yalnız 2 olacaktır. İç direnci önemsiz üreticilerle kurulan diyor. Devrede diyor. Ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değerler nasıl değişir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada çok önemli ve çok kritik olan mesele şu. Bak çok önemli nokta şu. Şimdi burada üreticinin bağlı olunduğu kolla. Bakın şu kollar. Bakın gösterdiğim kollar. Birbirlerine paralel bağlı arkadaşlar. Paralel bağlıysa bakın paralel bağda kural. Buradaki gerilim EMK kadarsa bunun tamamı EMK kadar, bunun tamamı da EMK kadardır. Epsilon kadardır. O halde bakın şu alt taraftaki yapılan değişiklik. Şunu unutmayın bakın. Eğer paralellik varsa herhangi bir kattaki değişiklik diğer katı kesinlikle etkilemez. Yani burada kıyamet kopsa ampermetrenin ya da voltmetrenin bulunduğu kolda bir şey değişmeyeceği için sonuçta ampermetrenin ve voltmetrenin gösterdiği değer değişmeyecektir arkadaşlar. Evet bir önceki sorunun bir benzeri aslında bu da. Diyor ki şekildeki devrede üreticinin iç direnci önemsizdir. K anahtarı diyor 1, 2, 3 konumlarına getirildiğinde X'in ucları arasında gerilim diyor. Kimi diyor? X'in gerilimi diyor. Arkadaşlar bakın X'in bulunduğu kol burası. Bu adamların bulunduğu kol da burası. Allah'a sen bu kolların birbirine bağlantısı var mı? Yok. Bunlar ne bağlı birbirine? Paralel. Yukarıda kıyamet kopsa X'in bulunduğu kolda bir değişiklik yapmadığınız neçe buradaki gerilim ne olmayacaklar arkadaşlar? Değişmeyecektir. Bakın buraya dikkat edin. Evet sevgili arkadaşlar bu video size gerilim ve potansiyel fark ve akım şiddetiyle ilgili soru çözmeye çalıştım. Ümit ediyorum bu videoda faydalı olmuştur. Her güzel şeyin olduğu gibi fizik canavarları olan birliklerinizin bugün de sonuna geldiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın. Benim fizik canavarlarım.